amcam 1993 yılında PYK üyeliği üzerinden yakalandı. 36 yıl ceza aldı. 30 yılını doldurmasına rağmen, çeşitli sağlık sorunları olmasına rağmen bırakılmadı, salıverilmedi yani. Cezaevinde olduğu süre içerisinde 3 abisini kaybetti. Doğal ölüm olarak annesini kaybetti. Taziyelerine bile gelemedi yani. Biraz cezaevinde olan siyasi tutsaklara biraz ideolojik bir yaklaşım var. Normal adli mahkumlara bu tolerans tanınınca siyasilere tanınmıyor yani, ideolojik yaklaşımına kaynaklı olarak. Cezasını bitirmesine rağmen, tanınmasına rağmen salıverilmedi yani. Halen ceza üstünde ceza çektiriliyor yani. Yani bu bir büyük bir insan hakkı gaspıdır yani. Biraz bu yeni çıkan yönetmelikler de keyfi bir yönetmelik. Gözlem kurulu heyeti çok saçma sapan bir uygulama yani. Bu AKP iktidarında getirilen bir şey. Normal bir tutsak cezasını tamamlamışsa çıkması gerekir yani. Ama heyetin içerisine sokulan cezaevi müdürüdür, savcısıdır, birkaç avukattır. Artık nereden bilir kişi olduğu belli olmayan insanları sokaraktan siyasi mahkumlara ikinci bir ceza uygulanıyor yani. Yani bunun bir an önce son verilmesi gerekir. Bu uygulamaya son verilmesi gerekir. 22 Temmuz 2023'te çıkması gerekiyordu. Normal cezasının bitiş günü. Heyete çıkıyor. Heyette çeşitli ideolojik sorular. Bir nevi heyete çıkan kişiyi tahrik eden sorular. İşte PYK'ye nasıl bakıyorsun? PYK'ye çıkınca PYK'ye dahil olacak mısın? Katılacak mısın? Gibisinden tamamen subjektif bir niyet arayan sorular yani. 30 yılını yatan bir insan çıkıp sevdikleriyle kucaklaşmak, buluşmak ister yani. Ailesiyle, sevdikleriyle, insanlar çevresiyle. Ama bu değişik ajandalarında olan değişik bir sorularla biraz mahkumu tuzağa düşürme maksadını taşıyan bir durum var ortada. Biz bunu kabul etmiyoruz yani. Aile, geniş aile buna müthiş bir öfke duyuyor yani. 51 yaşında ve artı çıkmadan 7 ay önce açık bypass ameliyatı oluyor yani. Bu hücrede geçirdiği yoğun bakım süreci var. Aile hiçbir şekilde yaklaştırılmadı ve bir tedavi sürecine katkısı olmadı yani. Oysa bypasslık bir tutsak ilgi görmesi gerekir. Ailenin desteği olması gerekir. Tedavi sürecinin sağlıklı gitmesi için en azından birinin refakat etmesi gerekir. Yani. Buna bile izin vermediler yani. Ve bu siyasi bir kimliğinden kaynaklı bir durum. Bu müthiş öfkelendiriyor insanı yani. Bırakalım ideolojik şeyi ne olursa olsun yani. Bu insani bir durumdur yani. Hasta tutsak kimliğine bakılmaz yani. Ama maalesef ülkemizde farklıdır yani. İktidara yakınsan, iktidarın yandaşıysan her türlü şey olanak tanınıyor. Mafyalar dışarıda, çeteler dışarıda. Ama hak arayanlar, halkın sözcülüğünü yapanlar, böyle siyasi kimliği olanlar cezaevinde maalesef yani. Ailesi olarak bir an önce bu gözlem heyetinin tasfiye edilmesini istiyoruz yani. Sadece bizim amcamız için değil yani. Cezaevinde olan tüm mahkumların, tüm siyasi tutsakların bir an önce özgürlüklerine kavuşması gereken şeyi frenlemek, engellemek üzerine kurulu bu sistemin lağvedilmesini, tasfiye edilmesini istiyoruz yani. Bu insan haklarına aykırı bir uygulama ve biz bunu kabul etmiyoruz yani.